Değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kaşgarlı Mahmut olarak yapmış olduğumuz deneme sınavlarının 9.sunu yapıyoruz. Ve deneme sınavı 9'un fen bilimleri sorularını beraber çözeceğiz inşallah. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuz, mevsimlerin başlangıcı olan 4 önemli tarih vardır. Güneş ışınlarının geliş açısı ve aydınlanan bölgelere göre aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Bir yerde yaşanan gündüz süresinde yıl boyunca değişimler olur. Aşağıda KLM şehirlerine ait mevsim başlangıç tarihlerinden birinde ölçülen gündüz ve gece sürelerini gösteren sütun grafiği. Bu tarihlerden birinde. Buraya baktığımız zaman K'nın gündüz süresinin daha fazla olduğunu, L ve N'nin eşit olduğunu, M'nin ise gece süresinin fazla olduğunu görüyoruz grafikte. Buna göre diyor, KLM şehirlerinin dünya üzerindeki yerleri aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibidir. Şimdi grafiğimiz ve dursun, A, B, C'de şıklarımız dursun. A, B, C ve D şıklarına baktığımız zaman bu tarihin, güneşin bu konumunun, dünyanın bu konumunun olduğu tarihin biz 21 Aralık olduğunu ne yapabiliriz çocuklar? Söyleyebiliriz. Bu tarih neymiş o zaman? 21 Aralık tarihiymiş. Yani 21 Aralık tarihine göre biz ne yapacağız? İsteklerimizi yapacağız. Evet, 21 Aralık tarihi. Hepsinde 21 Aralık. Şimdi bakıyoruz. 21 Aralık tarihinde K şehrinde gündüz süresi uzun. Gündüz süresi hangi yarım kürede daha uzun olur 21 Aralık tarihinde? Tabii ki güney yarım kürede. O zaman K güney yarım kürede olan bir şehir olacak. A'ya bakıyoruz. Evet, K güney yarım kürede. K'ya bakıyoruz. Ekvatorda. Ekvatorda yıl boyunca 12 saat 12 saat gece gündüz olur. O zaman Bursa'yı iptal ettik. Ceyhan'a bakıyoruz çocuklar. Ceyhan'a baktığımız zaman K kuzey yarım kürede. Bunu da iptal ettik. Denizli'ye bakıyoruz. K, güney yarım kürede ve Oğlak öncesinde olabilir. Adana ve Denizli şıklarımız kaldı. L ve N'ye baktığımız zaman, L ve N 21 Aralık tarihinde eğer gece ve gündüz süreleri eşitse, L ve N ekvatorda bulunacak ikisi. İki nokta da ekvatorda bulunacak. A'ya baktığımız zaman L ve N kuzey yarım kürede olduğu için A'yı da ne yapıyoruz? Eliyoruz. Peki A'yı da elediğimiz zaman geriye ne kalıyor çocuklar? Denizli kalıyor. Cevabımız burada Denizli olarak ortaya çıkacaktır. Evet, geldik ikinci sorumuz. İkinci sorumuz çocuklar, mevsimler ve iklim ünitesi ile ilgili olan bir soru. Ne diyor bakalım? Aşağıda Kırklareli ve Tekirdağ çevresinde etkili olacak kuvvetli sağanak yağmur yağışı ile ilgili yapılan bir uyarı haberi verilmiştir diyor. Kırklareli'nin doğusundaki kuvvetli sağanak yağışa dikkat. Yapılan son değerlendirmeye göre bugün Kırklareli'nin doğu ile Tekirdağ'ın Saray ilçesinde gece saatlerine kadar görülecek olan sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bu habere göre yorumlardan hangisine ulaşılabilir? A. Uyarıların yapılmasına neden olan durum bir hava olayıdır. Evet, bir hava olayı gerçekleşeceğine karar verilirken kullanılan verilerin tümü kesinleşmiştir diyor ve değişmeyecektir diyor. Hava olayı kesin değil, değişebilir. Bu yoruma ulaşamayız. Bursa'ya bakalım. Haber, Tekirdağ'da etkili olan iklim özelliklerinin neden olacağı bir durum ile ilgili olduğundan klimatologların uyarıları olmuştur diyor. Hayır. Meteorologların bir uyarısı olmuştur. Bursa'da elendi, Adana'da elendi. Ceyhan'a bakalım. Yağmur yağışının kuvvetli ve sağanak şeklinde olacağına gün boyunca
ve sürekli olarak yapılan gözlemler sonucunda karar verilmiştir. Gün boyunca ve sürekli olarak yapılan gözlemler sonucunda karar verilmiştir. Peki bu gözlemler gün boyunca mı yapılmıştır? Hayır. Gün boyunca bu gözlem yapılmaz. Denizli'ye bakalım. Sonucunda insan faaliyetlerini etkileyecek ve meteoroloji biliminin inceleme alanında olan bir durum ile ilgili uyarı haberi yapılmıştır sadece. O zaman cevabımız ne olacak çocuklar? Denizli olacak. Evet, geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda da yine ikinci üniteyle ilgili, mevsimlerle ilgili bir soru var burada da, birinci üniteyle ilgili. Dünya ekseninin eğik olması nedeniyle dünyanın güneş etrafındaki hareketi sırasında güneşten gelen ışınların yıl içinde gelme açılarında değişimler olur. Evet, güneşin gelme açılarındaki değişimler cisimlerin gölge boyunun değişmesinden olur. Evet, yani ne demek istiyor burada? Şunu söylemek istiyor. Yazın gölge boyu daha kısa, kışın gölge boyu daha uzun. Bu da tabii ki geliş açısı ile ilgili. Geliş açısı ne kadar artarsa gölge boyu o kadar küçülür. Geliş açısı azalırsa gölge boyu da büyür. Şimdi buraya bakalım. Bu yorumlardan diyor hangisine ulaşılamaz? Adana'ya bakalım. Ölçümler aynı yerde yapılmışsa, evet. L ölçümünün yapıldığı gündeki gündüz süresi, şuradaki gündüz süresi, M ölçümünün yapıldığı gündeki süresinden daha kısa olabilir. Çocuklar, L ölçümünün yapıldığı yerdeki gündüz süresi mi daha fazladır, M mi? Hocam nasıl anlayacağız bunu? Bir yerde gündüz süresi ne kadar uzunsa, güneşin gelme açısı o kadar büyüktür ve gölge o kadar kısadır. Dolayısıyla L ölçümünün yapıldığı yerdeki gündüz süresi daha uzun, M ölçümünün yapıldığı zamandaki gündüz süresi daha kısa olacak. Ama bize burada ne diyor? L ölçümünün yapıldığı gündeki gündüz süresi M ölçümünün yapıldığı gündeki gündüz süresinden, gündeki süresinden daha kısa olabilir. Biz buna ne yapamayız çocuklar? Biz buna ulaşamayız. Peki diğerlerine ulaşabilir miyiz? Ona bakalım. Bursa'ya bakalım. Ölçümler farklı günlerde ve aynı yerde yapılmışsa, K ölçümünün yapıldığı yerde kış mevsimi yaşanıyor olabilir. Evet, kış mevsimine daha ilk gelir, daha büyük gölge boyu. Bu yapılabilir. Ölçümler 21 Aralık'ta ve farklı yerlerde yapılmışsa Oğlak dönencesine en yakın yer ne ölçümünün yapıldığıdır. 21 Aralık'ta Oğlak dönencesi yazı yaşadığına göre gölge boyunun en kısa olması gerekir. Evet, N'de de gölge boyu kısa olduğuna göre N ölçümünün yapıldığı yerdir. Doğru. Ölçümler aynı günde ve kuzey yarımküre üzerinde farklı yerlerde yapılmışsa kış mevsimi yaşanıyor olabilir. Evet, kış mevsimi yaşanıyor olabilir. Kuzey yarımkürede bu da yapılabilir ama Adana ne yapılamaz? Yapılamaz çocuklar. Evet, geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda yine birinci ünite mevsimler ve iklimler, mevsimler ve iklim konusuyla ilgili bir soru. Dünya 23 derece 27 dakika eksen eğikliği ile güneş etrafındaki yörüngede dolandığı için güneş ışınlarının yıl içerisindeki gelme açılarında değişimler olur ve mevsimler oluşur. Evet. Aşağıda dünyanın güneş etrafındaki yörüngede dolanırken mevsim başlangıç tarihlerinden birinde güneş karşısındaki konumu verilmiştir. Şimdi Buradaki tarih nedir? Onu bir bilelim. Buradaki tarih çocuklar, öncelikli olarak şunu bir yazalım. 21 Haziran'dır. Önce bizim ilk yapacağımız ifade bunu yazmaktır. Yani bu konum 21 Haziran konumudur. Evet, buna göre diyor. Bu tarihten itibaren kuzey yarımkürede sonbahar mevsimi biter, kış mevsimi başlar. Hayır. İlkbahar mevsimi biter,
Yaz mevsimi başlar Kuzey Yarımküre'de 21 Haziran'da. 2. Bu tarihte Kuzey Yarımküre'de en uzun gece yaşanır. Hayır, 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz yaşanır çocuklar. Bu da yanlış. Bu tarihlerden 6 ay sonra Güney Yarımküre'de gündüzler kısalmaya başlar. Bu tarihten 6 ay sonraki tarih nedir? 21 Aralık tarihidir çocuklar. 21 Aralık tarihi Güney Yarımküre için gündüzün maksimum olduğu tarihtir. Ondan sonra gündüzler kısalmaya başlar. Bu tarihten 6 ay sonra Güney Yarımküre'de gündüzler kısalmaya başlar. Bu ifade doğrudur. Bu ifadelerden hangileri yanlıştır diyor bize zaten. Birinci ve ikincinin yanlış olduğunu, üçüncünün ise doğru olduğunu söyledik. O zaman cevabımız ne olacak çocuklar? Bursa olacak. Evet. Bir diğer soruya geçiyoruz. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Beşinci sorumuzda yine birinci ünitemizle ilgili olan bir sorudur. Şimdi burada bizim bilmemiz gereken birkaç tane kavram var. Bu kavram nedir? Diyor ki Fatih bir araştırma için deneyler yapmak üzere 21 Ocak 2019 tarihinde K şehrine gitmiş. K şehri nerede burada? Güney Yarımküre'de. Ve 2 ay kalmış. Bu 2 ayın sonunda L şehrine gitmiş. Burada da 2 ay kalmış. K ve L şehirlerinin dünya üzerindeki yerleri aşağıdaki haritada gösterilmiştir. Buna göre Fatih'in araştırması boyunca yaşayacağı durumlar ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir ifadesini kullanıyor. Şimdi öncelikli olarak biz K'yı bir yazalım. K hangi tarihler arasında? 21 Ocak ile K 21 Ocak ile hangi tarihler arasındadır? 2 ay kaldığına göre Şubat, Mart, 21 Mart tarihidir. Doğru mudur? Evet. K 21 Ocak ile 21 Mart. Peki L ise ondan 2 ay sonra 21 Mart'ta başlıyor. 21 Mart'ta başlıyor. 2 ay Nisan, Mayıs. 21 Mayıs. Doğru mudur? Evet. K ve L şehirlerini burada ne yaptık? Yazdık. Buna göre Fatih'in araştırması boyunca yaşayacağı durumlarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir? A. K şehrindeyken, K şehri Oğlak dönencesinde sürekli olarak geceler kısalmıştır diyor. Sürekli geceler kısalmıştır diyor. Buna ulaşılabilir mi? Şimdi 21 Ocak ile 21 Mart sürekli geceler kısalır mı? Bakalım. Güney Yarımküre'de çocuklar 21 Aralık tarihine kadar geceler kısalır. 21 Aralık'tan sonra ise geceler uzamaya başlar. O yüzden bu ifade yanlıştır. 2 ay sonbahar mevsimi yaşanmaktadır. Şimdi K şehrine bakalım. K şehri Güney Yarımküre'de olduğuna göre 21 Ocak ile 21 Mart arasında hangi mevsimi yaşayacak? Yaz mevsimini yaşayacak. Yani K yaz mevsimini yaşayacak. Peki L şehri nerede? L şehri Kuzey Yarımküre'de. L şehri Kuzey Yarımküre'de olduğuna göre 21 Mart ve 21 Mayıs arasında ne yaşayacak? İlkbahar yaşayacak. Peki burada ne diyor? 2 ay sonbahar mevsimi yaşanmıştır. Hayır. Yaz ve ilkbahar ayları yaşanıyor. C. L şehrindeyken sürekli olarak gündüzler kısalmıştır. L şehrindeyken gündüzler sürekli kısalmıştır. Çocuklar, 21 Mart tarihi 12 saat gece, 12 saat gündüzün olduğu bir tarihtir. L şehri için. Daha sonra Kuzey Yarımküre'de olduğu için ilkbahar başlangıcında 21 Mart'tan sonra hep gündüzler uzar. Hangi tarihe kadar? 21 Aralık tarihine kadar. İlkbaharda gündüzler hep uzar Kuzey Yarımküre'de. Bu da ulaşılamaz. Denizli şıkkına bakalım. 2 ay yaz mevsimi yaşanmıştır. Evet.
K'da 2 ay kaldığına göre 2 ay yaz mevsimi yaşanmıştır. Bu ifade bizim için doğru bir ifadedir. Cevabımız Denizli olacak. Evet çocuklar. 5. sorumuzu da bitirdik. Geldik 6. sorumuza. 6. sorumuzda yine 1. ünite ile ilgili olan bir soru. Sıcaklığın artması ile hava moleküllerinin hareketliliği de artar. Artan bu hareketle hava molekülleri birbirinden uzaklaşır ve havanın yoğunluğu azalır. Bu durumda hava yükselir ve yeryüzüne yapılan basınç azalır ve alçak basınç alanı oluşur. Sıcaklık azaldığında ise tam tersi gerçekleşerek havanın yoğunluğu artar. Bu durumda havanın yeryüzüne yaptığı basınç artar ve yüksek basınç alanı oluşur. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru gerçekleşen hava olayına rüzgar denir. Osman rüzgarın yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru oluşan hava olayı olduğunu göstermek için özdeş mumlar, bir miktar buz ve özdeş rüzgar güllerini kullandığı aşağıdaki deneyi yapıyor. Evet, ne diyor soruda? Buna göre yapılan deneyler ile ilgili olarak ifadelerin hangilerine ulaşılabilir? Şimdi öncelikli olarak burada dönme yönlerini göstermiş. Acaba dönme yönleri doğru mudur değil midir ona bakalım. Şimdi K'nın bulunduğu bölge, L'nin bulunduğu bölgeye baktığımız zaman hangisi daha sıcaktır? L daha sıcak. K ise bir tane mum olduğuna göre daha soğuk. Daha soğuk olduğuna göre soğuk havadan sıcak havaya doğru bir ne vardır çocuklar? Bir geçiş olacak. Yani bu tarafa doğru rüzgar olacak. Peki burada hangi tarafa? Soğuk burada, sıcak burada, bu tarafa doğru. Şimdi çocuklar, hocam rüzgar gülü hangi yönde döner bu ifadeye göre? Şimdi bakın, hava molekülleri yukarıdan hareket ettiğine göre, rüzgar aşağıdan hareket ettiğine göre, o zaman rüzgar gülünün dönme yönü şu şekilde olacak. Yani bu şekilde olduğuna göre bu dönme yönü doğru olacak. Rüzgar gülü bu yönde dönecek. Ama buna şu şekilde çarptığı için rüzgar gülüne, o zaman rüzgar gülünün dönme yönü tam tersi olacak. O zaman birinci deneydeki rüzgar gülünün dönme yönü doğru, ikinci deneydeki rüzgar gülünün dönme yönü ise yanlıştır. Bire bakalım ne diyor? Rüzgar gülünün dönme yönü birinci deneyde doğru, ikinci deneyde yanlış gösterilmiştir. Buna ulaşılabilir mi? Evet, tabii ki ulaşılabilir. Biraz önce ulaştık. 2. Birinci deneyde tekli mumun olduğu tarafta alçak basınç alanı oluşmuştur. Hayır. Tekli mumun olduğu bölge soğuk bölgedir. Burada yüksek basınç alanı oluşmuştur. Bu ifadeye ulaşamayız. Bu ifade yanlıştır. 3. İkinci deneyde buzun olduğu tarafta yüksek basınç alanı oluşmuştur. İkinci deneyde buzun olduğu tarafta evet yüksek basınç alanı oluşmuştur. Çünkü soğuk bölgedir. Soğuk bölgede yüksek basınç alanı vardır. O zaman biz biliyoruz ki 1 ve 3 doğru. O zaman cevabımız da ne olacak? Ceyhan olacak çocuklar. Evet. Bir diğer sorumuz 7. sorumuza geliyoruz. 7. sorumuz DNA ile ilgili olan bir soru. DNA hücre bölünme sırasında yeni hücreleri aktarılırken kendine eşler. DNA'nın kendine eşlemesi sonucunda birbirinin aynısı olan 2 DNA oluşur. Oluşan DNA'ların bir zinciri eski bir zincir, diğeri yeni nükleotitlerden oluşur. DNA'nın kendine eşleme sırasında gerçekleşen olaylar aşağıdaki karışık olarak verilmiştir. Bu olayların doğru sıralaması. Evet, bu soru çıkabilecek sorulardan bir tanesi ama çok çok kolay bir soru. Bakın DNA'da önce ne yapıyor? Kopuyor. Kopacak. Sonra sitoplazmadan nükleotitler girecek. Sonra sitoplazmadan giren nükleotitler DNA'nın zincirlerini tamamlayacak. En sonunda da birbirinin aynısı iki tane DNA oluşacak. Bakalım sıralama neymiş? DNA'nın iki zinciri birbirinden ayrılır. M birinci sırada. Sonra sitoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler çekirdeğin içerisine girer ikinci sırada. Sonra uygun nükleotitler karşılıklı eşleşir üçüncü sırada. Dördüncü sırada da birbirinin tıpkısının aynı iki tane DNA oluşur. Bu da bize zannedersem Adana şıkkını ne yapar? Bize gösterir. 7. sorumuzun cevabı da Adana olacak. 8. sorumuz DNA ile ilgili bir soru yine. Bir
küçük bir DNA kesiti. Şeyden hazırladığı DNA molekül modelinin bir kısmı aşağıda gösterilmiştir. Bir kısmı gösterilmiştir. Şeyda'nın modelinde oluşturduğu yapılardan elde edeceği DNA zincirle ilgili olarak 1. A ile gösterilen yapıların diyor. Bir de sorunun sonuna bakalım. Hangileri yanlıştır diyor. Biz neyi bulacağız? Yanlış olanı bulacağız. Öncelikli olarak biz yanlış olanları bir çizeceğiz. Sonra doğru şıkkı bulmuş olacağız. A ile gösterilen yapıların. A ile gösterilen yapı nedir? Bir baz. Organik baz. Bilmiyoruz ama hangisi olduğunu. Sayısı kadar D ile gösterilen yapılardan çizmesi gerekir. Hayır. Eğer B deseydi doğru olurdu ama A'nın karşısında D yok. Dolayısıyla A kadar D çizmesine gerek yok. O zaman bu ifade nedir? Yanlıştır. Tüm zincirde F ile gösterilen yapıların, F ile gösterilen yapı nedir çocuklar? Fosfat. Evet. E ile gösterilen yapıların sayısına eşit olması gerekir. Evet, bu da şeker. Fosfatla şeker eşit olması gerekir. Bu ifade doğrudur. Bu ifade doğru. 3'e bakalım. Birinci zincirde bulunabilecek C yapısının sayısı ile İkinci zincirde bulunabilecek D yapısının sayısı birbirine eşit olmalıdır. Evet çocuklar, bir zincirin bir basamağında, bir zincirde bulunan işte adenin nükleotidi kadar karşısında timin veya işte guanin nükleotidi karşısında sitozin olması gerekir. C'nin karşısında da D olacağı için o zaman bu ifade de doğrudur. Biz neyi arıyoruz? Yanlış olanı arıyoruz. O zaman yanlış olan nedir? Yanlış olan Adana'dır. Sadece birdir. Evet. 8. sorumuzu da bitirdik böylelikle. 9. sorumuz. Evet, geldik 9. sorumuza. Şimdi buraya baktık çocuklar. Bir araştırmacı bezelye bitkisinin tohum renginin kalıtımıyla ilgili çaprazlamalar yapmıştır. Ama burada ne diyor? Şurada soruyu okuyalım. Sarı tohum özelliği olma yeni baskın, yeşil tohum olma olasılığı çekiliktir diyor. O zaman birinci ata bezelye ile ikinci atala bezelyeyi çaprazlamış. Hepsi yeşil olmuş. Hepsi yeşil olduğuna göre hepsinin çekilik olduğuna göre hepsi ne olacak çocuklar? Bunların hepsi küçük a olacak. Doğru mudur? O zaman birinci ata bezelyede, ikinci ata bezelyede ne olmuş olacak? Küçük a. Diğer ata bezelyede yine bu da küçük a olması gerekiyor. Şimdi buraya baktığımız zaman ikinci çaprazlamaya baktığımız zaman üçüncü ata bezelye ve dördüncü ata bezelye. Burada sarı çıkmış, bir tane de yeşil. O zaman yeşilin çıkabilmesi için her iki atada da küçük a bulunacak mı? Evet. Ama 3 tanesi sarı olduğuna göre nasıl bir çaprazlama yapılmış? O zaman şöyle bir çaprazlama yapılmıştır. Büyük A küçük A ile büyük A küçük A çaprazlaması yapılmıştır. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman bize sorduğu soruda şu var. Araştırmacının bu sonuçlardan yola çıkarak çaprazlamada kullanılan ikinci ve dördüncü ata bezelye bitkilerini de kendi aralarında çaprazlıyor. Buna göre ikinci ve dördüncü ata bezelye bitkilerin kendi aralarında çaprazlaması sonucunda oluşan tohumların fenotip ihtimalleri ve genotip ihtimalleri. İkinci ata bezelye neydi? Küçük a. Öbürü de dördüncü büyük a. Şimdi buraya baktığımız zaman bunları şu şekilde çaprazladığımız zaman ne çıkacak? Yani biz neyi çaprazlayacağız? Büyük A, küçük A ile küçük A, küçük A. Bunu çaprazladığımız zaman 4 tane sonuç çıkacak. Doğru mu? Ne çıkacak çocuklar? Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Küçük A, küçük A. Ve küçük a. Evet, bunun
Genotipine de baktığımız zaman genotipi de %50. Bunun baktığımız zaman genotipi de %50. Fenotipi de %50. Baktığımız zaman genotip büyük A küçük A %50. Fenotip genotip küçük A küçük A %50. %50 sarı, %50 yeşil. O zaman cevabımız ne olacak çocuklar? Ceyhan olacak. Evet. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. 10. sorumuz. Akraba evliliği ile ilgili bir soru. Akraba evliliği ile ilgili uzman bir doktorun açıklamaları aşağıda verilmiştir diyor. Akraba evliliği eşler arasında kan bağı bulunması yani aynı atadan gelme durumudur. Kan bağı olan akrabaların toplumun genelinde görülen ortak gen yüzdesinin dışında akraba oldukları için yakınlık derecesine göre daha fazla ortak genleri vardır. Bu ortak genler arasında hatalı gen dediğimiz hastalık oluşturucu genler de bulunabilir. Anne ve babada bu hastalık genleri etkisini gösteremese de hem anne hem de babada bulunma ihtimali fazla olduğu için kalıtsal hastalıkların yavruda ortaya çıkma ihtimali çok yüksektir. Nitekim akraba evliliği yapan toplumlarda engelli çocuk olma riski diğer toplumlara göre 2 kat artarak %8-9 olmaktadır. Birinci dereceden kuzen evlilikleri diye isimlendirebileceğimiz evlilikler en sık rastlanan akraba evliliğidir. Özellikle Batı Akdeniz ve Güney Hindistan'da çok yaygındır. Halkın eğitim düzeyinin ve genetik hastalıklar konusundaki bilgisinin artması bu tür evliliklerin oranının %0,3'ün altına düşmesine ve hatta büyük şehirlerde daha da azalmasına neden olmuştur. Şimdi burada akraba evliliğinin sakıncalarını ve aynı zamanda bilinçlenildiği zamanda akraba evliliği yapmadan şehirlerde daha da akraba evliliğinin olmadığını bize söylüyor. Bu metinde diyor ifadenin hangilerine değinilmemiştir diyor. Evet, hangilerine değinilmemiştir? Bire bakalım. Akraba evliliklerinin bireylerine neden olduğu hastalıklara ve engellere karşı yeni teşhis ve tedavi yöntemleri geliştirildi. Hayır, burada hiçbir teşhis ve tedavi yöntemi geliştirilmemiş. Buna değinilmemiş. Evet. Değinilmedi dediğine göre biri ne yapacağız? Biri alacağız. Biri ne yapacağız? Alacağız. Akrabalık derecesinin akraba bireylerden olacak çocuklarda hastalık oluşturma riskini arttırdığı. Evet, buna değinilmiş. Toplumlardaki eğitimli birey sayısının artması ve bilgilendirme çalışmalarının yapılmaya başlaması ile akraba evlilikleri geriletildiği, evet geriletilmiş %3'ün altına ne yapmıştır? Düşmüştür. O zaman hangilerine değinilmemiştir dediğine göre Adana'ya ne yapılmamıştır? Değinilmemiştir. Cevabımız Adana olacak. Geldik 11. sorumuza. 11. sorumuz bir çaprazlama sorusu yine. Şimdi bakın çocuklar. Bu çaprazlamaya baktığımız zaman şimdi nasıl bir yorum yapacağız? Şimdi yeşil, yeşil, yeşil olmuş. Sonra iki yeşil olmuş, sarı olmuş. Bir kere biz hep şunu söylemiştik. Birinci kuşak bezelye bitkilerinden rastgele seçilen iki çaprazlama bitkisi verilmiş diyor. Yapılan bu çalışmaya göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir? Şimdi buraya bakıyoruz çocuklar. Burası bizim için çok çok önemli. Şimdi yeşilden yeşil olabilir, sarıdan sarı da olabilir. Ama şurada ikincisinde dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Burada çok önemli bir nokta var. Hiçbir zaman çocuklar baskından çekinik olabilir ama çekinikten baskın olamaz. Yani yeşilin çekinik olduğunu düşünelim. Yani şurada yeşilin küçük A, küçük A, küçük A, küçük A olduğunu düşünelim. Burada başka bir genotipli bir birey oluşabilir mi? Bezelye oluşabilir mi? Kesinlikle oluşamaz. O zaman yeşil çekinik değil. O zaman yeşil nedir? Baskındır. Baskından çekinik oluşabilir ama çekinikten baskın oluşamaz. O yüzden yeşil baskındır. Biz bunu ne yaptık? Bildik. A. Ata bezelyelerin her ikisinin genotipi de homozigottur. Ha, şimdi baskın olduğuna göre hepsi homozigot olsa, büyük A büyük A, büyük A büyük A olsa hiçbir zaman bütün döller hep büyük A büyük A olur. Şu sarı oluşmazdı. Buna ulaşamayız. F1 dölünde yani şu dölde
Çekinik alel taşıyan bireyler oluşmuştur. Evet, çekinik alel bireyler oluşmuş ki sonraki nesilde çekinik özellikli bir birey oluşabilsin. Evet, buna ulaşabiliriz. Buna ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Buna ulaşabiliriz. C'ye bakalım. F2 türünün %75'inin genotipi homozigottur. Hayır çocuklar. Buraya baktığımız zaman bu olduğuna göre, bu büyük A küçük A, bu da büyük A küçük A olduğuna göre F2 türünün %75'inin genotipi homozigot değil. Buna ulaşamayız. Böyle bir bilgi yok. Artı buna ulaşabilmek için, genotipi homozigot olabilmek için hepsi büyük A büyük A olması gerekir. Mesela şunların büyük A büyük A olması gerekir. Ama büyük A büyük A değil. Bu büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, bu da küçük A küçük A olduğuna göre %50'si homozigottur. Çaprazdan F1 türü bireylerinin birinin genotipi heterozigot, diğerinin homozigot. Hayır, çaprazlananların ikisinin de ne olması gerekiyor? Heterozigot olması gerekiyor şu bireyin oluşabilmesi için. Evet. O zaman cevabımız ne olacak çocuklar? O zaman cevabımız ne olacak? Bursa olacak. Evet, yeni bir soru, 12. soru. Burada ne diyor bize? Canlıların kalıtsal özelliklerini taşıyan yapıların tanımlarının dairesel bir kartonu yazan Ahmet her bir tanımı farklı renge boyamıştır. Evet, boyamış. Buna göre diyor, tanımları verilen yapılar büyükten küçüğe doğru sıralandığında birden başlayarak 1, 2, 3 ve 4 olacak. Başlayarak sıralandığında kartın son görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Şimdi pembeye bakalım. Pembe ne diyor bize? Pembe ne diyor? Pembe şunu söylüyor. Genetik kodları taşıyan canlılık işlevlerini yöneten yapı. O zaman bu yapımızın ismi nedir? Pembemizin ismi nedir? Pembemizin ismini ben söyleyeyim. Direkt DNA'dır. Genetik kodları taşıdığına göre DNA'dır. Maviye bakalım. Mavi neymiş? DNA ile birlikte proteinlerin sarılı olarak sarılıp yoğunlaşarak oluşturduğu yapı. Bu nedir? Bu da kromozomdur çocuklar. Kromozom. Evet. Sarı. Fosfat, şeker ve organik bazlardan oluşan yapıdır. Bu nedir? Bu da bir nükleotittir. Bu da bir nükleotittir. Yeşil neymiş? Canlılara ait kalıtsal bilgilerin şifrelendiği ve taşındığı yapıdır. O da gendir. Şimdi biz bunları büyükten küçüğe doğru birden başlayarak sıralayacağız. En büyüğü nedir? Kromozom. O zaman bir numarada ne olacak? Kromozom. Kromozom ne ile gösterilmişti? Mavi ile. O zaman bir numaranın bulunduğu yerde mavi olan tek şık var. O da Denizli olacak cevabımız. Diğerlerine bakmaya gerek bile yok diye düşünüyorum ama isterseniz bakalım. Hemen bakalım ona da. İkinci sırada kim olacak? DNA olacak. DNA pembe. Evet. Üçte ne olacak? Yeşil olacak. Dörtte ne olacak? Sarı olacak. Cevabımız Denizli olarak ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi geldik 13. sorumuza. 13. soru. Mutasyonlar canlıların üreme ve vücut hücrelerinde gerçekleşen değişimlerdir. Mutasyona uğrayan bir hücrenin genetik yapısı bozulur. Şimdi biz mutasyonu tanımlarken şunu söylemiştik. Şöyle söyleyelim mutasyonu tanımlarken. Üreme hücrelerinde eğer mutasyon varsa diğerlerine aktarılabiliyor. Vücut hücrelerinde ise aktarılamıyor ismini söylemiştik. Orak hücreli anemi kırmızı kan hücrelerinin orak şeklini aldığı kalıtsal bir hastalıktır. Hastalığın semptomları tedavi edilse de bu semptomlar hastanın hayat kalitesini düşürür. Araştırmalar gösteriyor ki orak hücreli anemi hastalığına sahip bireyler sivrisineklerden gelen malaria hastalığına kapılmazlar. Doğu Afrika'nın iklimi malaria hastalığının büyümesi için uygun ortam oluştursa da orak hücreli anemi burada yaşayan insan popülasyonunu malaria hastalığından korur. Burada da orak hücreli aneminin bir tane önemli yanını, belki hastalıktır ama sivrisineklerle ilgili olan bir hastalığa ne yapmıyor? Yakalanmıyor. Bu da güzel. Verilen metne göre orak hücreli anemi hastalığıyla ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Evet, şimdi biz ulaşılamayana bakacağız. Adana bakalım.
üreme hücrelerinde mutasyon sonucunda oluşmuş ve yeni nesillere aktarılabilen kalıtsal bir hastalıktır. Evet, orak hücreli anemi üreme hücrelerinde mutasyon sonucu oluştuğu için yeni döllere, yeni kalıtsal bireylere aktarılabilir. Buna ulaşılabilir. Kan hücrelerinin etkilendiği yavru bireylere aktarılabilen bir çeşit mutasyondur. Evet. Hastalığın insanlık üzerine yararlı yanları da vardır. Biraz önce söyledik yararlı olabilir dedik. Hastalık yalnızca Doğu Afrika popülasyonunu etkileyen faydalı bir mutasyondur diyor. Hayır, bundan bahsetmemiş. O zaman bunun cevabı ne olacak çocuklar? Denizli olacak. Ulaşılamaz cevabı Denizli olacak. Evet. Bir diğer sorumuz 14. sorumuz. Örümcek lifi. Örümcek lifi dayanıklı, güçlü ve elastik bir yapıya sahiptir. Bilim insanları bu lifi ipek böceğinden direkt alamadıkları için yapay olarak üretmeyi başardılar. Demek ki biz bunu ne yapamıyoruz? İpek böceklerinden direkt olarak üretemiyoruz. Örümcek ağının temel ham maddesi olan proteinin nasıl sentezlediğini bulan araştırmacılar bu protein üretimi üzerine yoğunlaştılar. Örümceklerden aldıkları bir gen çiftini keçilere yerleştirmeye karar verdiler. Gen çifti yerleştirilen keçilerin normal bir şekilde yaşamaya devam ettiğini gördüler. Elde edilen süt ise örümcek lifi elde etmek için gereken proteini içermekteydi. Laboratuvar ortamında işlenen sütten protein elde ettiler ve bütün işlemler sonucunda örümcek lifinden iplik üretimini gerçekleştirdiler. İnsan teniyle uyumlu olan örümcek lifleri kurşun geçirmez yelek, ameliyat ipliği üretimi, paraşüt ipi, dayanıklı tekstil materyalleri yapımı gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu metne bakılarak diyor aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Şimdi buraya bakıyoruz. A. Gen aktarılan keçilerin dış görünüşünde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Şimdi şuraya baktığımız zaman keçilerin normal bir şekilde yaşamaya devam ettiğini gördüler diyor. O zaman A'ya ne yapılabilir? Ulaşılabilir. B. Örümcek lifleri doğal ortamında üretilememiştir. Evet, burada ne söylüyor? Örümcek lifi dayanıklı, güçlü ve elastik bir yapıya sahiptir. Bilim insanları bu lifi ipek böceğinden direkt alamadıkları için diyor. Direkt alamadıkları için ne demek? Doğal olarak üretemedikleri için demek. O zaman Bursa ifadesi de doğrudur. C'ye bakıyoruz. Örümcek lifleri sağlamlık isteyen alanların dışında bakın burası çok önemli, hiçbir alanda kullanılamaz. Burada öyle bir ifade yok. Hiçbir alanda kullanılamaz diye bir ifade yok. Sadece bu alanda kullanılmaktadır diyor. Ama diğer alanlarda kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili bir bilgi yok. O yüzden cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Denizli'ye de bakalım. Denizli ne diyor? Örümcek lifleri insan sağlığına zararlı değildir. Evet, burada söylüyor zaten. İnsan sağlığına zararlı olmadıklarından bahsediyor. Evet. Geldik 15. sorumuza. İnsan hücresi de bulunan insülin hormonunu üreten gen çıkarılıyor, bakteri DNA'sına veriliyor ve bakteri insülin hormonunu üretiliyor. Yukarıdaki şekilde insülin üretimi yapabilen bir insan hücresinden insülin üretimi sağlayan gen alınarak bir bakterinin genetik materyaline aktarımı şematize edilmiştir. Bu sayede bakterilerin ihtiyacı olmamasına rağmen insülin üretmesi sağlanmıştır. İhtiyacı yok ama insülin üretiyor. Bir sıkıntısı da yok. Buna göre verilen örneğin uygulama alanı ile aşağıdakilerden hangisi benzerlik göstermez? Canlıların gen yapısını değiştirerek yeni ve üstün özellikli ürünlerin elde edilmesi. Evet, gen yapısı değiştirilmiş, yeni gen eklenmiş. Bu var. Bir canlıda istenmeyen özelliği sağlayan genin canlıya verilecek başka bir genle bu özelliğin engellenmesini ya da verilecek genin özelliklerini kazandırmak. Evet, bu da var. C. Çevre koşullarını değiştirerek canlının fiziksel görünüşünde geçici değişiklikler. Bu modifikasyondur. Burada modifikasyondan bahsetmiyor. Dolayısıyla cevabımız nedir? Ceyhan olacak. Denizli'ye de bakalım. Üstün özellikleri olan canlıların bu özelliklerini başka canlılarda toplanarak daha verimli canlılar üretilmesini sağlamak. Evet, bu DNA ile genle ilgili, uygulama alanıyla ilgili olduğuna göre bu da var. Cevabımız Ceyhan olacak çocuklar. Evet. Bir diğer konumuz, ona bir diğer sorumuz pardon, 16. sorumuz. Bir canlının çevresinin etkisiyle dış görünüşünde olan değişiklikler modifikasyon olarak adlandırılır.
Modifikasyonlar genlerin işleyişinde olan değişimler olduğundan yeni nesillere aktarılamazlar. Yüzme sporunda uzmanlaşmış bir yüzücünün omuzlarındaki kaslar normal insanın omuzlarında oluşan kaslara göre daha gelişmiştir. Ancak yüzücüden doğan yeni birey normal omuz kaslarına sahip olarak doğar. Normal. Evet. Sirke sineğinin 16 derece sıcaklıkta yetiştirilme düz kanatlı, 25 derece sıcaklıkta ise kıvrık kanatlı olması genlerin işleyişinde bir değişimdir. Şimdi bu neden bahsediyor? İkisi de modifikasyondan bahsediyor. Buna göre aşağıdaki durumların hangisinde verilen özellik bireyin yavrularına aktarılamaz? Burada modifikasyondan bahsettiğine göre bu modifikasyonlar yavrulara ne yapamıyordu zaten? Aktarılamıyordu. O zaman aktarılamaz dediğine göre modifikasyon olacak. A'ya bakıyoruz. Kara indiba bitkisinin düşük rakımlı bölgelerde yetişenlerin ufak yapraklara sahip olması bir modifikasyondur. Bu aktarılamaz işte. Bu ifade doğrudur. Bursa, Ceyhan ve Denizli'ye de bakalım. Kutup ayılarının soğukta derilerinin altında kalın yağ tabakasının oluşturması bu bir adaptasyondur. Adaptasyonlar sonraki nesillere aktarılır. Soğuk bölgelerde yaşayan hayvanların kulak ve burunlarının soğuktan etkilenmemek için sıcak bölgelerde yaşayanlara göre daha küçük olması bu da bir adaptasyondur. Bu da sonraki nesillere aktarılır. Çöl fırtınalarında kulağına kum kaçmaması için develerin kulaklarının kıllı olması bu da bir adaptasyondur ve bu da yavru bireylere aktarılır. Ama Adana'daki hiçbir zaman yavru bireylere aktarılamaz, modifikasyondur. Cevabımız ne olacak çocuklar? Modifikasyon yani Adana olacak. Evet, bir diğer sorumuza geçiyoruz. 17. sorumuz. Basınç sorusu. Rana katı cisimlerde cismin ağırlığı ile basınç arasındaki ilişkiyi göstermek istiyor. İçin diyor, özdeş küpleri kullanarak şekilde verilen düzeneği hazırlıyor. Bu düzenekte kaç tane küp var? 4 tane özdeş küp var. Buna göre Rana deneyinde amacına ulaşabilmek için şekilde verilen düzenekle birlikte aşağıdaki düzeneklerden hangisini kullanmalıdır? Şimdi biz neyle neyi yapıyorduk? Cismin ağırlığı ile basınç arasında. Ha, o zaman yüzey alanı aynı kalacak, ağırlık değişecek. Baktık A'da yüzey alanı değişmiş. Olmaz. Yüzey alanının ne olması lazım? Değişmemesi gerekir. Bursa'ya bakıyoruz. Yüzey alanı değişmemiş. Ağırlık değişmiş. O zaman cevabımız Bursa olacak. Ceyhan'a bakalım. Ceyhan'da ağırlığımız değişmemiş. Yüzey alanı değişmiş. Burada yüzey alanıyla ilişkisini bulabilir. Ağırlıkla değil. Burada da ağırlık değişmemiş. Yüzey alanı değişmiş. Burada yüzey alanını bulabilir. Ama biz ağırlıkla ilgili, ağırlıkla basınç arasındaki ilişkiyi göstermek istiyorsak cevabımız ne olmalı? Bursa olmalı. Evet. 17. soruyu da bu şekilde tamamladık. Geldik 18. soruya. Şimdi 18. soruda yine bir basınç sorusu, katı basıncı sorusu. Tasarlanan bir iş makinesinde genişlikleri yukarıda verilen lastiklerden X, Y, Z, T durumlarında seçilen lastik çeşidinden kaç tane kullanılacağı tabloda verilmiş. Buna göre X, Y, Z, T durumlarında iş makinesinin özdeş kum zeminlere batma miktarı. Ha. O zaman ne yapacağız? Zemine bakacağız. Şimdi burada lastik genişliğimiz kaçmış? 20. Lastik sayımız 4. O zaman bizim burada X'teki yüzey alanımız kaç olacak? 80 olacak. Peki Y'deki yüzey alanımız kaç olacak? 120 olacak. Peki Z'deki kaç olacak? 320 olacak. 8 çarpı 4. T'deki yüzey alanımız kaç olacak? 160 olacak. Peki ağırlıkları eşit midir? Çünkü tasarlanan bir iş makinesinde diyor çocuklar. Şimdi buraya dikkat edelim. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Tasarlanan bir iş makinesinde. O zaman ağırlıkları hep aynı, yüzey alanlara bakacağız. O zaman yüzey alanı en küçük olanda basınç en fazla olacağı için batma miktarı X'te en fazla olacak. Sırasıyla o zaman Y'de batma miktarı X'e göre az ama diğerlerine daha fazla olacak. En az batma miktarı da Z'de olacak. Böylelikle baktığımız zaman X, Y, T ve Z.
O zaman cevabımız ne olacak çocuklar? Denizli olacak. Cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Evet. Şimdi bir diğer sorumuza geçiyoruz. Bir diğer sorumuz yine basınçla ilgili bir soru. Biraz kafanızı bulandırabilecek bir soru. Ancak dikkat etmemiz gereken birkaç tane nokta var. Oraya dikkat edelim. Şimdi burada bize ne vermiş öncelikli olarak ona bakalım. Sonra sorumuzu çözelim. Bir depoda bulunan dikdörtgenler prizması şeklindeki KLMN sandıklarının temas yüzey alanları aynı. Ağırlıklar arasında ise KMLN. Ancak biz ağırlıklarının ne olduğunu bilmiyoruz. Doğru mu? Sadece miktarlarını biliyoruz. Bunların temas yüzey alanları aynı. Hepsine bir diyebiliriz temas yüzey alanını. Depo sorumlusu bu sandıkları birbirine yapıştırarak ve aşağıdaki şekillerdeki gibi kullanarak bulundukları zeminde uyguladıkları basınçları karşılaştıracaktır. Buna göre cisimlerin numaralı durumlarda bulundukları zemine uyguladıkları basınçlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor bize. Neyi söylüyor çocuklar? Kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi o zaman burada şıklardan gideceğiz. Çünkü bize şıkları vermiş. A diyor ki birinci durumda dördüncü duruma göre daha fazladır basınç. Bakalım bir dörde göre daha mı fazlaymış? Şimdi bakıyoruz. Bir ve dörde baktığımız zaman yüzey alanları eşit mi? Evet. Eşit. Neye bakmamız gerekiyor? Ağırlığa. Şimdi burada ağırlığa bakarken çocuklar ikisinde de K var mı? K'yı eledik. L ve N'nin ağırlığının toplamı var. Burada da M var. M'nin ağırlığı dikkat edersek L ve N'den fazla. Ama ne kadar fazla olduğunu bilmiyoruz. Belki M'nin ağırlığı L ve N'nin ağırlıklarının toplamından daha büyük. O zaman 4 birden daha fazla basınca sahip olur. Yok. L ve N'nin toplamı M'den daha fazla ise o zaman birinci durumun basıncı dördüncü durumun basıncından fazla olur. Şu da olabilir mi? L ve N'nin toplamı M'nin toplamına da eşit olabilir. O zaman basınçları eşit olur. Ama bizde A'da ne diyor? Birinci durumda dördüncü duruma göre daha fazladır diyor. Az da olabilir, eşit de olabilir. Ama burada biz kesinlikle ifadesini doğru olarak kabul edeceğiz. O zaman bir yanlıştır. Kesin doğru değildir. İkinci durumda üçüncü duruma göre daha fazladır. Şimdi iki ve üçüncü durumu karşılaştıracağız. Şimdi ikinci ve üçüncü durumda ortak sandıklar var mı? Ona bakalım. Ha, var. M var. Ortak. İptal ettim. L var ortak. Onları da iptal ettim. O zaman bunların basınçlarına baktığımız zaman 2 ve 3'ün yüzey alanları da eşit. 2'ye 2 yüzey alanı. O zaman K ve N'nin ağırlıkları bizim için önemli. K ve N'nin ağırlığından hangisi daha büyüktü? K, N'den daha büyük. O zaman ikinci durumda yapılan basınç, üçüncü durumda yapılan basınçtan kesinlikle ama kesinlikle daha fazladır diyebiliriz. Çünkü buradaki KLM'nin toplam ağırlığı, buradaki LMN'nin toplam ağırlığından daha fazla olduğu için ikinci durumdaki basınç daha fazladır diyebiliriz. Burada diyor ki ikinci durumda üçüncü duruma göre daha fazladır. Evet, bu ifade doğrudur. C'ye bakalım. B doğru ama C ve D nasıl ona bakacağız. En az basınç dördüncü durumda uygulanmıştır. Şimdi biz 1 ve 4'ü karşılaştırmıştık biraz önce değil mi? 1 4'ten büyük olabiliyordu, 4 1'den büyük olabiliyordu. O zaman en az basınç dördüncü durumda uygulanmıştır ifadesi kesin doğru değildir. Yanlıştır. Durumlarda uygulanan basınçlar arasında 1 bakın 1 büyüktür, 2 eşittir 3. Bir kere 2 3'e eşit hiç değil. Bu ifade komple yanlış. 1 de 4'ten büyük de olabilir, küçük de olabilir. O yüzden o da yanlış. Cevabımız ne olacak? Bursa
olacak. Evet. Bir diğer sorumuz, son sorumuz artık, 20. sorumuz. Bu da sorulabilecek sorular içerisinde, basınç sorusu içerisinde en mükemmel sorulardan bir tanesidir çocuklar. Bu bir köprünün viyadük ayakları. Yüksek iki nokta arasında kalan alanı, bir ırmak yatağının ağırdığı vadi gibi, birleştiren bir karayolunun veya demiryolunun geçişini sağlayan ayaklar üzerine oturtulmuş köprüye viyadük adı verilir. Aşağıda tasarlanmış bir viyadük gösterilmiştir. Mühendisler yaptığı ölçümlerde aynı özelliklere sahip olan bir iki aynı ölçümlerde aynı özelliklere sahip olan. Ne demek bu? Bu 1, 2, 3 ve 4 viyadük ayaklarının yüzey alanları eşit demek. Bulunduğu zeminde zamanla çöküntüler oluşturduklarını tespit etmiş, ölçüm sonuçları mühendisler tarafından aşağıdaki tabloya yazılmıştır. Evet. Şimdi en fazla batma, çöküntü nerede olmuş? 4'te olmuş. En az çöküntü 2'de olmuş. 1 ve 3'teki çöküntü aynı. Bakalım soruda ne diyor? Mühendisler sadece bu viyadüğe özel olarak bir proje geliştirerek çalışmaya başlamışlar ve bulundukları zeminde çöküntülere neden olan ayakları yenileriyle değiştirmeye karar vermişler. Şunları. Evet. Buna göre mühendislerin 1, 2, 3, 4 numaralı viyadük ayakları yerine kullanacakları viyadük ayaklarının ağırlıkları aşağıdaki grafiklerin hangisindeki gibi olmalıdır? Viyadük ayaklarının yere temas eden yüzey alanları aynıdır. Şimdi bu soruda küçücük bir ayrıntı var çocuklar. Bu ayrıntı nedir hocam diye soracak olursanız, bu ayrıntı şudur çocuklar. Bu viyadük ayaklarına burada daha fazla basınç yapılmış dörtte. Şurada daha fazla basınç var. Yani köprü burada daha fazla basınç yapmış. Sonra 1 ve 3'e basınç yapmış. En az da 2'ye basınç yapmış. Şimdi burada bir proje geliştirecek olursak 1, 2, 3 ve 4 numaralı şu yüzey alanlarına aynı basıncın uygulanması gerekir. Evet, buradaki ince ayrıntı bu. Aynı basınç. Yani o zaman şurada bulunan 1, 2, 3 ve 4'te bulunan ağırlıklar fazla, farklı ağırlıklar. O zaman şuradaki biz ayakları değiştirirsek 1, 2 ve 3, 4'e uygulanan basınçları eşitleriz. Nasıl eşitleriz? Nasıl eşitleyeceğiz çocuklar? En fazla çöküntünün olduğu yerdeki şu ayağı daha hafif yaparak basıncı eşitleyebiliriz. Ve şuradaki çöküntünün en az olduğu yerdeki 2 numaralı yerdeki ayağı da daha fazla ağırlık yaparak onu geliştirebiliriz. O zaman en az ağırlığı nerede uygulamamız gerekir? En az ağırlığı 4'te uygulamamız gerekir. 4 en az olacak. Adana'yı eledik. 4 en fazla. 4 en az olacak. Bakalım. 4 en az. 4'ün en az olduğu iki tane şık var. 4'ün en az olduğu iki şık var. Biri Bursa, biri de Ceyhan. Peki 1 ne olacak? 1. 1 ve 3 eşit olacak mı? Evet, eşit olacak. 1 ve 3'ün eşit olduğu, 2'nin de en fazla ağırlığa sahip olduğu şıkkımız nedir çocuklar? Ceyhan şıkkıdır. Cevabımız Ceyhan olacak. Evet, burada bu soruda çok önemli bir ayrıntı. Buradaki 1, 2, 3 ve 4'teki ayaklara aynı basıncın oluşması gerekir. Soruda çok az bir eksiklik olabilir ama onu bilmek zorundayız çocuklar. Çünkü aynı basınç uygulanacak ki aynı şekilde çöküntüler olsun, viyadük de aynı şekilde ne yapabilsin? Durabilsin diye. Evet.
Teşekkürler. Hepinize hayırlı günler.